2007 yılı Bent'in komisyon raporunun okunması. Sen bakıyorsun. Buyurun. Çekilirler toplamı. 49.009.356 lira 10 kuruş. Vergiden alınan gelirler. 29.901.270 lira 44 kuruş. Talepleri komisyonumuz tarafından incelenmiş olup 2007 yılı giderleri müdürlük bazında 686.037 lira 74 kuruş. 2020 yılı 16.079.000. 2020 yılı için 1.173.760 lira 68 kuruş. Uygun yerlere güneş enerji sistemi ve güneş panellerinin kullanımı aydınlatma giderlerini bir seferlik yapılacak yaptırım ile belediye merkezi ile araçlar ve araçlar arasında kullanmak üzere. Ben bu konuda özellikle altını çekmek istiyorum çünkü bu sizin kişisel bir başarınızdır. Hatice Hanım'ı övdüm, biz de biraz gelelim mi başkanım? Siz bilirsiniz başkanım, araç biz neden fazla harcadı deyip araç takip sisteminin kurulmasından bahsedecektik. Bir de sayın başkanım personel giderlerinin çok yüksek olduğu komisyonumuzca belirlendi. Bizler personel... Açıklar mısınız? Bir açıklarsanız memnun olurum. Şimdi bu genel bir laf. Personel gideri yüksek. Başkanım. Lütfen açıklayın. Çünkü herkes köprü altında başlıyorsunuz. Sanki birine fazla veriyoruz, birine... Bunu açıklayın da herkes bilsin. İhalelere, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden birer tane arkadaşımızı bugün belirleyelim. Tüm ihalelere gözetlemeci olarak katılsınlar. Yani madem şeffaf değil diyorsunuz, ben de diyorum ki gelin burada belirleyelim. Tüm ihalelere, tüm partilerden birer temsilci koyalım ve onlar da vefakat etsinler. Eğer şeffaf değil diyorsanız, ben şeffaf olduğunu iddia ediyorum. Bu kadar nedir? Yani bu konuda kimse öyle tömmet altında bırakmayın. Yani nedir ihale? Birine mal alıyorum. Efendim birine şey yapıyorum. Yok öyle bir şey. İşte en son ihale yaptık. Değerlerinin bedelinin üstüne çıktı hemen iptal edildi. Hemen kim olursa olsun bana beni hiç ilgilendirmez bu iş. Bu çok nedir bu konuda? Yani bir kuruş, Beytülmal'dan bir kuruş kimseye o parayı yedirtmem. Yani onu derler. Buradaki yazmak güzel bir şey. Yani önerilerinizi beğendiklerim var mı var. Ben de konuşacağım ama bu konuyu açın. Sonra memurun maaşı yüksek diyorsunuz. Memurun maaşını ben belirlemiyorum çalışanım. Memurun maaşını belirleyen devlet memuru, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre nedir? Bakanlıktır, Cumhurbaşkanlığıdır. İşçinin, çalışanın buradaki tabii ki nedir? Operatörün başında dağdan uçacak mıyım diyen, bekleyen adama tabii ki fazla vereceğim. Vereceğim tabii ki. 24 saat esasına göre çalıştırıyorum ben bu insanları. Ve bugüne kadar yaptığımız ihaleler hepsi bir şeffaf yaptı. Kim girebilirse herkes girdi. Kim alabilirse herkes aldı. Eğer ben girdim bana ihale verilmedi, ben ihaleye girmek istedim, beni engel oldu diyen varsa buradayım. Buradayım arkadaşlar, hazırım her şeye. Bunu diyen varsa da bugün siyaseti de bırakırım. Bu kadar da netim ya. Ben kimse beni parayla beni şey yapamaz. Laf edemez bu konuda. Eftirmem de. Başkanım, 61 yaşındayım. Bugüne kadar eftirmedim. 25 yaşından böyle de piyasadayım. Sayın Başkanım. Evet. Anlatarak konuşuyorsunuz da o komisyonda 5 tane üye var. Kim olursa herkesi genel söylüyor. Sizin herkese söylüyor. Yakınla, gruplar arasındaki karşılıklı saygı, sevgiye ve çalışan personelin bize karşı iltifatı getirdiği bilgileri, önümüze sunduğu şeyleri aydınlatarak bu nedir dedi. Ben üniversite mezunu değilim. Saçım uzun, aklım kısa. Ama gördüğümüzde, okuduğumuzda, gördüğümüzde anlatabilecek güç değil. Ulan yanlış mı? Yok, ben diyebilirler. Ben eleştiri noktasında değil. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Zannediyorum Şinasi Bey'in dil sürçmesi o. Saçımızın aklı kısa olayı biraz ağır kaçtı Şinasi Bey. Yok bir şey olmaz. Hanımefendi, rahat ol. Hanımefendilerin zannediyorum bu konuda bir alıkanlığı olabilir. Ben bundan daha çok. Bunlar ne zannediyorum? Siz denetim komisyonundasınız, değil mi? Şimdi eleştirdiğiniz konuları denetim komisyonunda olmanıza rağmen
Oraya şehpaya teşekkür etmişsiniz. Her şeyi çok güzel demişsiniz. Fakat şimdi burada bir pas atıyorsunuz. Arkasından da malum şey geliyor. Yani her şey çok güzel ama dünya kadar eleştiri sıraladınız. Bu eleştiriler raporda yazılabilir mi? Evet sevgili arkadaşlarımız, faaliyet raporumuzu ben tabi belediye başkanımızın bu teşekkür konuşmasına teşekkür ediyorum. Bu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Oy bütüyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.